insan vücudunun kendisine ait olmadığı ile alakalı izin verirseniz Risale-i Nur'dan bazı yerleri okuyalım. Çok çarpıcı yerler. Evet. Senin vücudun 25. lemada hastalar Risalesi'nde. Senin vücudun bir ve ağza ve cihazatın göz gibi, dil gibi, el gibi, ayak gibi senin mülkün değildir. Sen onları yapmamışsın. Sen olması için ben bunları yaptım diyebilmen lazım. Şu masa kimin? Benim. Ya almışım ya yapmışım. Benim diyebilmen için. Senin bedeni sen mi yaptın? Hayır. Başka tezgahlardan satın almamışsın. Demek başkasının mülküdür. Peki benden niçin duruyor? Emaneten duruyor. Hmm. Bilmemiz lazım. Emanet mala hıyanet caiz değildir. Ya. Mülk sahibi kendi mülkündeyse de gibi tasarruf eder. Ama bir insan emanet elinde varken buna hıyanet etmesi caiz değil, emin olması gerekiyor. Bu vücut bizim değildir. Bizim olsa istediğimiz gibi tasarruf ederiz. Kimin? Cenab-ı Hakk'ın bize bir emaneti. O zaman emaneti hakiki sahibine iade etmek lazım. Doğru. Yine Mesnevi Nuriye'de bununla alakalı bir şey daha okuyalım. Evet, ben kendime malik değilim. Ancak malikim kainatın malikidir. Çok orijinal bir ifade. Müthiş. Şimdi mesela deyin ki vücudumuza bakalım. Göz güneşle, midemiz kainatla mesela, ciğerimiz hava katmanıyla diyelim. Atmosferle. Kulağımız karşıdaki mahlukatın sesleri ve bu sesleri taşıyan hava atomlarının ses taşıma özelliğiyle. Bütün hücrelerimiz gıdalarla. Bu manada baktığımız vakit değil mi? Kainatı yaratan beni yaratmıştır. Kainatı yaratamayan beni yaratamaz. Benim gözümün sahibi ancak güneşin sahibi olabilir. Üstadımızın ifadesi miş ya. Ondan sonra bizim midemizi tanzim eden güneş sistemini tanzim edendir. Kulağımızı tanzim eden havadaki ses taşıma özelliği ve konuşma kabiliyetini yaratandır. Bütün sesleri yaratan. Değil mi yani? Ondan sonra benim hücrelerimdeki o gıdaların dağılma özelliğini kim koymuşsa gıdalardaki benim vücuduma uyumu da o özelliği de o yaratmıştır. Dişlerimi kim yarattıysa elmayı o yaratmış. O yaratmıştır. Yani. Çünkü o elmayı alıp çatır çatır değil mi yani? Öğütebilen bir makineyi bir ağzıma makine koymuş. Ya. Tat alma duyusunu kim yaratmışsa tatları o yaratmıştır. Resulallah. Kokuları kim yaratmışsa koku alma duyumu özelliklerimi o vermiştir. Dolayısıyla ben kendime malik değilim. Benim malikim ancak kainatın malikidir. Yavrum o kadar mükemmel ki. Evet. Bize hakikati anlatıyor. Ya. Biz hakikaten udur etmiş insanlarız. Ha? Burada şu anlaşıyor. Ben kendime malik değilim. Değilim. Ben bu vücudun sahibi değilim. Benim vücudumun sahibi kim? Kainatın sahibidir. Sahibi. O kadar. Maşallah. Bunu çok güzel. Şimdi bir tane daha okuyayım. 20. mektupta. Evet. Ey insan, sen kendini kendine malik sayma. Maşallah. İnsanda bu özellik var ki bu ders veriliyor bize Kur'an'dan, semavi kitaplardan ve onlardan ders alan alimlerden. Hı. Bu ders devamlı bize veriliyor. Aslında şunun için bize bu var abi. Yani bu ayrı bir konu ama ene evet. Enaniyet var ya. Hani onu 30. sözde üstadımız evet. izah ediyor. Evet. Yani niye ben benim elim, benim gözüm, benim malım, benim mülküm diyorum? Cenab-ı Hakk'ın malikiyetini anlayabilmek için Allah küçük ölçücükler noktasında bize bir şey vermiş, malikiyet şeyi vermiş. Ama biz onu Allah'ı tanımak, Allah'ın marifetine yardım etmek, Allah'ın azamet ve büyüklüğünü anlayıp idrak etme noktasında yardımcı olacak enaniyetin bu boyutunu biz gurura, kibre, nefse nispet etmek suretiyle hıyanet ederek kullanıyoruz. İşte anladım. Bu yanlış. Aslında veriliş gayesi çok farklı. Çok farklı. Anladım. Evet. Ey insan, sen kendini kendine malik sayma. Çünkü hı-hı. sen kendini idare edemezsin. Bu hem bir derstir hem bir nasihattır. Evet. Çünkü ben kendime malikim diyen bir insan kendisini idare etmekle kendisini vazifedar kabul ediyor. Hı-hı. Sen nasıl taşıyacaksın? Hı-hı. Sen afiyetle Allah'ın helal saydığı bir lokma yiyorsun. O lokmayı başka bir kudret, başka bir ilim, başka bir hikmet vücudunda dağıtıyor. O yükün altına sen niye giriyorsun ya? Giremezsin ya. Ki zaten elini soksan perişan olursun. O yük ağırdır. Kendi başına muhafaza edemezsin. Evet. Bazen oluyor mesela, bazı böyle hassas anne babalar oluyor. Ya ben bu çocuğa şunu yaptım, bu çocuğa şunu yaptım, bu çocuğa şunu yaptım. Bu çocuk niye hasta oluyor?
O yükün altına girdin mi? Allah çok hikmetlerden dolayı hastalık verir. Sen evet. vazifeni yap, vazifeyle karışma. Hasta da olsa Cenab-ı Hak'tan gelmiştir de buna da bir hikmet var de. Yine evet. tedavi et. Yine ilacını ver. Yine doktora götür. Yine ameliyat gerekiyorsa ameliyat yaptır. Ama sen o yükün altına girme. Kul olarak vazifeni yapacaksın. Vazife ilahi karışmayacaksın. Belalardan sakınıp levazımatını yerine getiremezsin. Adam diyor ki ya diyor ben diyor onun yanında olsaydım bu başına gelmezdi. Nereden biliyorsun? Peki ikinizin başına gelirdi. Sen kimsin ya? Öyleyse beyhude ızdıraba düşüp azap çekme. Boşuna, boşuna ızdıraba düşüp azap çekme. Mülk başkasınındır. Maşallah. Ya şimdi bu gözün maliki Allah olduktan sonra ben üzerime düşen vazifeyi yapacağım. Gerisini ya onun sahibine ben tevdi edeceğim yani. Hani Üstad 23. sözdeki o tevekkül bahsindeki gemiye giren adam gibi anlatıyor ya. Yani gemiye girdin, sırtındaki yükü gemiye bırak. Hem seni hem o yükünü taşıyacak gemidir. Doğru. Sen sırtında taşıdın mı o zaman kendini insanlara gülünç yapmış oluyorsun, mütike yapmış oluyorsun yani. Mülk başkasınındır. O malik hem kadirdir hem rahimdir. Bu çok mühim. Yani evet. o kadire, yani daha doğrusu o malike niye güveniyoruz biz? Hem kadirdir, kudreti her şey eder. Hem de rahimdir, rahmeti, şefkati. Senin kendine olan rahmetinden, şefkatinden daha fazladır. Oysa ben Cenab-ı Hakk'ın sonsuz kudretine, sonsuz rahmetine kendimi bırakayım, vazifemi yapıp, vazife ilahiye karışmayayım, keyfimi göreyim. Yani. Vücudumun idaresi için ne kadar şartlar gerekliyse onları vermeye muktedirdir. Muktedirdir ya. Onları verecek merhamete de sahiptir. Vücudumu koruyacak, düşmanlardan şundan bundan muhafaza edecek, yine onların dizginini tutacak kudrete sahiptir. Ya. Onların şerrinden beni muhafaza edecek rahmete de maliktir. Ya. Dolayısıyla biz ona teslim olduk mu elhamdülillah. Oraya girmiyoruz yani değil mi? Tabii. O harem dairesi. O onun işi yani. Tabii. Biz misafiriz. Misafirhane sahibinin emrine göre hareket edeceğiz. Misafirin misafirliğini bilmesi gerekiyor. Evet. Bu kadar. O malik hem kadirdir hem rahimdir. Kudretine istinad et. Rahmetini itham etme. Maşallah. Kederi bırak. Keyfini çek. Zahmeti at. Safayı bul. İşte bu da 20. mektupta. Psikolojikmen de huzur içerisinde yaşamak için, mutlu olmak için de bu bir reçete. Ya Allah razı olsun. Evet.